kalem üzerinden verilen mesaj. <laughs> Üst sınır mesajlar. Malumunuz ayet mesaj demek. Araçları amaçlaştırmayın. Evet, kalem bir araçtır. Araçları amaçlaştırmayın. Ne demek bu? Şu demek. Aracı araç yerinde tutmaz da amaç ilan ederseniz amacı nereye koyacaksınız? Amaca zulmedersiniz. Zira zulüm bir şeyi yerinden etmek, hikmet bir şeyi yerine koymaktır. Dolayısıyla yerinden etmeyin, araçları amaçlaştırmayın, kalem'e kalem muamelesi yapın. Onun için bu önemli. Araç değişir, amaç değişmez. Araçlar değişir. Değişti bakınız, kalem değişti. Yani daha biz yaşarken değişti. Şimdiden bile neredeyse kalem kullanmaz olduk değil mi? Bakınız parmaklarımız kaleme dönüştü. Onun için de cep telefonlarımızda işte dokunmatik ekranlı tüm bilgisayarlarda vesaire parmaklarımızla yazıyoruz. Kalem adeta son dönemlerini yaşıyor. Ama kalem kalkmadı aslında. Yani kalemin işlevini bir başka şeyle yapıyoruz. O nedenle elimize yapıyoruz. Yani yakın gelecekte gözümüzle yapacağız onu söyleyeyim. Evet, hatta hatta şimdi dokunuyoruz. Yakın gelecekte dokunmayacağız havaya böyle, böyle yapacağız. Dolayısıyla ama kalemin işlevini yapacak mutlaka bir şeyler olacak. Onun için amaçla aracın yerini değiştirmeyin, birbiriyle takas etmeyin. Bu varlığa müdahale olur. Teknoloji tanrı da şeytan da değildir. Bu çok önemli. Verdiği mesajlardan biri. Teknoloji. Kalem bir teknolojidir. En ilkelinden en gelişmiş haline kalem bir teknolojidir. Size bir soru sorsam. Haddimi açmış olur muyum? İnsanoğlunun ilk teknolojisi nedir? elbise. Evet. Elbise. İlk kendine geldiğinde, ilk varlığını fark ettiğinde, ilk iradesini fark ettiğinde elbise ihtiyacını fark etti, örtünme ihtiyacını fark etti. Onun için Kur'an'da insanoğlunun kıssası anlatılırken Adem kıssaları insanoğlu kıssasıdır. İnsanoğlunun ilk halkası, insanlık zincirinin ilk halkasının kendini fark ettiğinde üzerine ağacın yafraklarını çektiğini. Aslında teknoloji insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için icat ettiği, bulduğu bütün her şey. Bu anlamda teknolojiyi tanrı sayan her türlü yaklaşımda, teknolojiyi şeytanlaştıran her türlü yaklaşımda, merduttur, reddedilmiştir, doğru değildir. Onun için kaldı ki Tevrat'la Kur'an arasındaki birçok fark var da temel farklardan biri Tevrat teknolojiyi yerer, Kur'ansa teknolojiyi över. Bu anlamda tekniği Allah'ın bir nimeti olarak görür. Tevrat bedeviliği över. Onun için de Tevrat'a göre yeryüzünde ilk şehir kuran kişi kardeş katili olan Kabil'dir. Kayin, Tevrat'taki geçen ismi Kayin. Dolayısıyla Kayin'dir, kardeş katilidir. Oysa Kur'an bedeviliği yerer ve galetile arabu amenna. Bedeviler dediler ki iman ettik. Kullem tu'minu. Onlara de ki hayır siz gerçekten güven duymadınız, güvenilir de olmadınız fakat teslim oldunuz teslim olduk deyin gibi ayetler aslında bedeviyi ortaya koymak için yani küfürde en şiddetli bedeviyi görürsün diyen ayetler böyle dolayısıyla medeniliğe davet eder insanla ünsiyete davet eder ilişkilerin rafineleşmesine davet eder nezaket ve zarafete davet eder Kur'an bu önemli bir fark araç amaca uygun olsun yine mesaj araç amaca uygun olsun. Araç amaçla uyuşmazsa amaç gerçekleşmez. Kalem kalemlik vazifesini yapmazsa o zaman yazamazsınız. Yazamazsanız mesajı iletemezsiniz veya size mesaj iletilemez. Onun için araç amaca uygun olmalı. Bir şeye kalemlik istiyorsanız, bekliyorsanız bir şeyden kalemlik görevi yapmasını o amaca uygun bir şey olmalı o kalemlik görevini yapabilme amacına uygun olmalı. Onun için amaca uygun olmayan araçlar amacı da yoldan çıkarırlar. Evet alt sınır. Araçların değerini fark edin. Tam burada ayeti hatırlamak. Nun vel kalem. Onun Kur'an'da Kur'an'ın iniş sürecinde ilk geçen huruf mukatta. ilk. Yani kesik harfler, bağımsız harfler. Nun. Buna hokka falan da demişler ama aslında kasem vav'u başta gelmediği için burada geldiği için ben onu hurufu mukatta olarak değerlendirilmesini daha doğru buluyorum. Vel kalem. Bunu klasik tüm tefsirler kaleme yemin olsun diye çevirirler kaleme yemin olsun diye çevirmek aslında pek bir şey ifade etmemekte. Burada, buraya geri döneceğim için orada öyle bırakayım. Kalem şahit olsun demek. Kalem dile gelsin demek. Vavda yemin anlamı mecazen vardır, hakikaten yoktur. Çünkü Arap dilinde zaten yemin kelimesi vardır. Yemin de Arapçadır ama yemin, yemin anlamıyla hiç Kur'an'da gelmez. Sağ el anlamıyla gelir. Sağ el. Ve yemin aslında kasem demektir. Uqsimu. La uqsimu bi hazel beled. İşte burada yemin olarak kelimesi, kelime anlamı yemin olarak gelmiştir. Başka yerlerde de benzerdir. Dolayısıyla Buradaki vav wow, dile gelsin, şahit olsun içeriğine sahiptir. Oraya döneceğiz. Yazıya güvensizlik ve yazı karşıtlığına Kur'an iret. Evet, bir başka mesajı Kalem suresinin kalemle başlamasının yazı karşıtlığını reddetmek içindir. Böyle bir karşıtlık mı var diyeceksiniz. Evet ya, tarihte yazı karşıtlığı hayli uzun sürmüş bir olaydır. Mesela Aristo da yazı karşıtıydı. Onun için Aristo, affedersiniz, niye Aristo diyoruz? Sokrat. Sokrat yazı karşıtıydı. Onun için hiç kitap yazmadı. Sokrat'a nispet edilen tüm kitaplar öğrencisi Platon'un yazdıklarıdır. Sokrat konuşurdu. Yazı karşıtı olmasının gerekçesini de yazıya karşı söylediği sözlerin içinden çıkarıyoruz. O da şu, yazının cahillerin elinde istismar edileceğini. Anlamadan, dinlemeden bir şeyleri başkalarına ulaştıracaklarını ki bu da aslında sofistlere bir karşıtlıktı. Sofistler, safsatacılar. Safsata satıcıları, safsata bezirganları, yani mahalle vaizleri o dönemin. Sokrat bunlarla savaşarak geçirdi ömrünü. Sonunda onlar Sokrat'ın başını yediler. Dolayısıyla Sokrat'ın karşıtlığı biraz böyleydi. Mekke'de de böyle bir karşıtlık vardı. Ama Arapların karşıtlığı daha farklı sebeplere dayanıyordu. O da şu… Araplar yazıyla uğraşmayı ilgilenmeyi düşük sınıfların içi olarak görürlerdi. Aslında Mekke Arapları zenaati küçümserlerdi. Zenaat düşük sınıfların içi. Niye? Çünkü bir araba göre bir yerde sabit tutan seni şey seni alçaltır. Özgür olmalısın. Deve sürülerinin arkasında gezmeli, dolaşmalı, özgür, serazat biçiminde yol almalısın. O zenaat ise insanı sabitleyen, bir yere bağlayan bir şeydi. Bunu küçümserlerdi. Kölelerimiz yapsın derlerdi. Onun içinde Mekke'nin tüm demircileri köleler veya azatlı kölelerden oluşuyordu. Onun içinde maalesef okuma, yazma hatta ikisini birden de değil. Okur yazar sayısı on bin civarındaki nüfustu Mekke'de sadece 17 olarak verilir bize. Bunların bir kısmı da sadece okuyor, yazmıyor. Bu çok ilginç. Onun için Kur'an ne yaptı peki? Yanlış dedi. Yanlış bu tavrınız. Yazıya dönün. Yazılı kültüre dönün. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Aslında bu surenin gösterdiği hedef buydu. Yazılı kültüre geçiş hedefi. Neden? Yazılı kültüre geçmediğiniz sürece birbirinizle yazışmıyorsunuz, sözleşme yapmıyorsunuz, belgeye bağlamıyorsunuz, belgeye bağlamadığınızda niza ediyorsunuz, niza ettiğinizde kavga ediyorsunuz, kavgalar ölüme dönüşüyor, ölümler intikama dönüşüyor, intikamlar yüz yıllık, 50 yıllık, 200 yıllık savaşlara dönüşüyor ki ben burada o savaşları naklettim. Dolayısıyla bir bu, hayatınız zindan oluyor, hayatınızı mahvediyorsunuz. Belgeye bağlamadığınız için. Yani sözleşme kültürüne dönüşün. Sözlü kültürden sözleşme kültürüne. E, Cahiliye çağını yaşıyorsunuz. Cahiliyeden kurtulamıyorsunuz. Niye? Çünkü bilgiye değer vermiyorsunuz. Yazmak bilgiye değer vermektir. Yazmak bilgiyi taşımaktır. Senin bildiğini gelecek kuşaklara nasıl taşıyacaksın? Sonsuzca yaşayamazsın ama bilgi yaşar. 5, 6, 7, 10, 15, 20 nesil sonrasına sen bilgini nasıl aktaracaksın? Yazı yoksa eğer, yazıya değer vermeyeceksen eğer, önceki kuşakların tecrübesi sonraki kuşaklara nasıl aktarılacak? Dolayısıyla yazın. Yine bir şeylere inanıyorsunuz. Önce uyduruyorsunuz, sonra inanıyorsunuz. Orada da kalmıyorsunuz. İnanmayı insanlara şart koşuyorsunuz. Onu din haline getiriyorsunuz. Ona inanmayanı sapık ilan ediyorsunuz. Kafir ilan ediyorsunuz. Tekfir ediyorsunuz. Daha sonra da ona inanmayanı öldürüyorsunuz. Yani uydurmakla öldürmek arasındaki mesafeye bakar mısınız? Önce uyduruyorsunuz, sonra uydurduğunuza inanıyorsunuz, sonra başkalarının inanmasını istiyorsunuz, inanmayanları cezalandırıyorsunuz, inanmayanları sapık ilan ediyorsunuz ve yok etmeye kalkıyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Onun için neden oluyor? Çünkü sorgulamıyorsunuz ki bir de doğru şeye inanıyorsunuz, atalarınız doğru şeylere inanıyor. Atanız inanması gereken bir hakikat var, ona inanıyor. Ama siz atanızın inancını taşıyacağınız yerde atanızı taşımaya çalışıyorsunuz. Yani o doğru şeye inanan atanızın önce işte resmini yapıyorsunuz. Kur'an'da anlatılan beş putun hikayesi bu. İbn Abbas böyle anlatır. Ve suva yeguz nesr. Bu beş put. Ondan sonra bu bizim atalar, büyük atalarmış, velilermiş, evliya'ymış falan diye. Onlar da onların torunları da ya babalarımız resmini yapmış. Biz de heykelini yapalım demişler. Onların çocukları da gelmiş ya büyüklerimizi bizden önceki nesiller her biri bir şey yapmış. Biz ne yapalım? E biz de tapalım demişler. Ve düşünün. Salih kullar puta dönüşmüş. Bu ilginç bir öykü aslında İbn Abbas tarafından nakledilen bu öykü. Yani insanın putlaşması bin bir türlü olur, bir türü de böyledir. Dolayısıyla kültür yazılı kültür, sözlü kültürden yazılı kültüre geçin talimatıdır bu.